cam parçaları var. Bunlar farklı farklı renklerde olabiliyor. Ağrı Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan epoksi kursunda kadınlar yaptıkları çeşitli tasarımlarla hem sanat öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Epoksi yapımında kullanılan malzemelerden epoksi rejini kullanılıyor. İki ölçüye bir ölçü kullanılıyor. Boyalar, karıştırma çubukları. Atık camların sanata dönüştüğü kursta kadınlar sosyal hayata daha çok katılım sağlayarak aynı zamanda aile bütçelerine de katkıda bulunuyorlar. Kadınların gün içinde yaptığı çeşitli tasarımların 24 saat sonra kürleşerek dekoratif tablolar haline gelen çalışmaları, doğada topladıkları tüm materyaller, çiçekler ve taşlar ile süslenerek hazır hale geliyor. Şu anki modülüm epoksi üzerine, epoksi ve rejine üzerine. Objeler yapılıyor, tablolar yapılıyor, saatler yapılıyor. Hanımlara yönelik ve meslek edindirme kursu. Bu kursa gelen arkadaşlar hem meslek ediniyor hem de çok güzel kazançlar sağlanıyor. Yaptığımız epoksi malzemelerinde epoksi, rejine, renkli boyalar, doğadan aldığımız bazı çiçekler kuruttuktan sonra onları kullanıyoruz. Tatilimi değerlendirmek amaçlı bir hobi edinmek istiyordum. Bunun için Ağrı Halk Eğitim Merkezi'nin internet sitesine baktım ve orada epoksiyi keşfettim. Bunu gördükten sonra çok beğendim ve dedim ki hani acaba yapabilir miyim diye Halk Eğitim Merkezi'ne gidip başvuruda bulundum. Başvurum kabul edildi, direkt anında onaylandı ve ben de Ülke Hocamız eşliğinde çalışmalarımıza başladık. İlk başlarda hani küçük çaplı çalışmalar gerçekleştirdik. Sonrasında bunu daha büyük tablolara dönüştürdük. Önce saatler yaptık, büyük tablolar yaptık ve bu çok beğenildi. 10 dakika karıştırıp 5 dakika bekledikten sonra bunları istediğiniz şekilde dökebilirsiniz. Karşılıklı olarak düşündüm ben bu şekilde yapmayı. Daha sonra bunun kuruma süresi en fazla 24 saattir. Kabarcıklar dediğim gibi bu şekilde sıcak, hiper ürünümüz veya sıcak hava.